Podcast'in güzel kıyafetler girip, sahnede danslar ettiği ve talk show'a dönüştüğü program Show'a hoş geldiniz. Bugün Baran Yüksel bizimle. Drag Queen performans sanatçısı. Evet. Bu, bu arada içinde müthiş bir abartı vardır yani Drag Queen sözcüğün içerisinde. Çünkü zaten bir şeyleri abartarak karşı tarafa göstermeye çalışıyorsun. Herkesin e, aynı şekilde hitap edilecek bir takı gelirse... Çok hoş olur yani sayın ay doğmuş gibi. Çok ütopik bir şey bir Türkiye için tabii. Ah. <laughs> <laughs> tabii canım. Filmde bile olmaz. evet <laughs> Bu Lubunya dili ve edebiyatında aslında çıkış amacı bu insanların kendini tanımlayacak yeni cümlede ihtiyaç duyması değil mi? Yeni kelimelere ihtiyaç duyması. Evet. Ee, mesela Marmara'ya bindin diyelim. Yandaki için bir şey söyleyeceksin. Bunu pat diye söyleyemiyorsun. <laughs> i̇şte ne bileyim dersin ki altım gerime alıktı dersin yani. Ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Selam herkese. Podcast'in güzel kıyafetler girip, sahnede danslar ettiği ve talk show'a dönüştüğü program Podshow'a hoş geldiniz. Nasıl? Sana özel bir giriş hazırladım. Harika, harika. Bugün Baran Yüksel bizimle. Drag Queen performans sanatçısı. Evet, Değil mi? evet. Doğru tanımı. E sonunda ben de buldum doğru tanımı. Baya e, revize ede ede e, bu noktaya geldi aslında biraz. Ama çok iyi anlatıyor. Çünkü şey var. Bizim bunu geç anlayıp insanların anlamamasında da, e, geçerli bir sebep var aslında yani. Çünkü nereden geldiği çok insanların kafasına soru işareti. Hala çok kişi bilmiyor yani ne olduğunu. Sadece şey. Kadın gibi giyinen makyaj yapan erkek. Abi ben drag queenliğe de çok hakim değilmişim. Onu fark ettim. Yani ne olduğunu biliyordum ama sen gelene kadar çok derinlemesini araştırmamıştım. Bir senden dinlemek istiyorum ya. Çünkü eminim on insandan dokuzu da ya benim gibi eksik biliyor ya evet. yanlış biliyor. Evet. Çünkü çok e engin bir bilgi yok. Yok yani evet. e internette. Şöyle ki aslında drag queen bir nickname. Yani hani doğuşu Hı -hı. bu şekilde. Bir nickname ve zamanla işte bu şu anda direkt böyle pat diye meslek gibi söyleyebiliyorsun. Halbuki bir varoluş biçimi yani drag queen. Hı -hı. Ol Ol olmak bir varoluş biçimi. Bunun yanına işte drag queen performans sanatçısını koyabilirsin. Drag queen doktoru da koyabilirsin. Hı -hı. Yani drag queen bir ressam da olabilir. İlla sahneye çıkıp dans edip ha, e, şarkı söylemesine evet. gerek yok ya da komedyen olmasına gerek yok. Ya drag queen bir bakkal olur mu? Evet olur. Olur değil mi yani? Evet, olur. Çünkü varoluş biçimi bu. Hı -hı. Yani e, e, bu noktaya getiriyor aslında bu Hı -hı. sözcüğü. O yüzden önce bu algının şey olması lazım. Kırılması lazım, değişmesi lazım ama e, onu değiştirmeye çalışmak da gereksiz diye düşünüyorum Bence artık. Evet. Yani önceden doğrusunu anlatmaya çalış 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 falan. Ben ömrümü böyle mi geçireceğim? Yani hani direkt koyun budur demekle de mi geçireceğim? Bir daha mesela senin katılım bütün programları izledim mi Hep aynı şeyi anlatıyorsun yani. Evet. O da şu yani. Mesela yine aynı şeyi anlatıyorsun. Çünkü evet. mesela ben de bilmiyordum. Ya yani seni tanıyorum. Evet. Biz seninle TED konuşması yaparken evet. <laughs> ya. Abi evet. ne güzeldi. Biz millet Baran'la arkalı önlü TED konuşması yaptık. İki sene önce değil mi? Evet evet. evet. Ve provada da arka öndüğü sahnede de... Stresli ve gerginlik. Of ne stresliydik. Yılmaz. Ne kötüydü ya. Bir daha yapar mıyım? Hayır. Aynısını diyecektim ama ben de. Asla bizi var. bir daha çağırdılar sonra başka bir yerde. Her yerde TEDx oldu ya böyle TEDx küçük bakkal köy ilkokulu falan gibi bir yer çağırdı biz böyle saçma sapan. <laughs> Dedim ki yapmam bir daha. Ömür gitti ömrümden ya. Dur konuya geri dönüyorum. Drag queen olmak için eşcinsel mi olmak gerekiyor? Öyle bir ha şey var mı yani? Hayır öyle yok, bir şey mi? yok. ya e, Evet çoğu eşcinsel. <laughs> aslında yine en başına söylediğim gibi doğuşuna baktığımız zaman bu sözcüğün. Orada bu sefer sen de farklı bir tanımlama yapayım o zaman yani. Çok daha anlaşılır kısa bir şekilde cinsiyet toplumsal cinsiyet rollerinin hani o, o rollerden arındırılmak diyeyim aslında. <laughs> en okay en tabanda bu. Hı -hı, Dolayısıyla hı -hı. kişinin eşcinsel oluyor olması işte karşı tarafa verdiğim büyük bir done, yani Bu tanımla alakalı hı -hı. vermiş olduğum bir, bir done. Fakat mesela şey de var. Bunu hatta Coşkun Aral YouTube'da kanalında da bir programı var. İzlemek isteyen olursa izlesin tabii ki. Bir günlüğüne kadın olmak hı -hı. diye. Yıllardır, yüzyıllardır böyle bir gelenek var. Yılın bir günü işte bir festival yapılıyor ve bu festivalde erkekler drag queen oluyorlar. Tabii o Çok dönemde iyi. böyle bir sözcük olmadığı için abi biz drag queens demiyor tabii ki yani. Ama bugün baktığımızda evet o kişiler bir drag queen olmuş oluyor. İşte dediğin gibi eşcinseller midir sadece drag queenler dediğin noktada. işte bak Afrika'nın bir kabilesinde eşcinsel değiller ve tam tersi gayet e hetero bir ilişki yani ama drag queen oluyorlar. Çünkü. Sen drag queen performans tanrısısın. Drag queen kısmını okey. Zaten çok anlatmışsın. Orayı kapatıyorum. <laughs> bir ara, ara açarız zaten. <laughs> ama performans kısmında şey çok hoşuma gitti. Bilmediğim için de böyle yaparken şaşırdım. O yüzden sormak istedim. Sen aslında bir bir müzikal gibi bir şey yapıyorsun. Evet. Kafanda bir akış belirliyorsun, bir senaryo yazıyorsun. Sonra ona uygun kıyafetlerini kendin dikiyorsun. Bir dans yapıyorsun, prova yapıyorsun ve sahneye çıkıyorsun. Evet. Ya bu aslında gerçekten bir sanat. Başından sonuna kadar. İşte ya, evet o kısım sanat olmuş oluyor bu arada. Şey gibi anlaşıldığı için bunu anlaşmak istedim. Sen sanki atıyorum çok güzel makyaj yapıyorsun. Bir sana müzik açıyor, sen de dans ediyorsun. Bir kere zaten senkronize halde dans eden dansçılar var. Bunu provasız yapamazsın hı. yani. O kostümlerin hazırlık aşaması var. Evet. Ve abi insan şey istiyorum. Yani mesela bir makyajın bile 2,5 3 saat sürüyor. Evet ya. Yani hazırlanma sürecini geçiyorum. Evet. O gün bile evet. aşırı büyük bir emek var. Evet. Bir de ben çok sa sadeliği seviyorum. Yani hani paratılı şeyler böyle. Hı hı. Kalabalık çok sevmem. Evin içinde içerisinde de. Dolayısıyla bana da çok zıt. Bir iş. Hı -hı. Tam tersi. şaşan en abartının olduğu. Bu arada içinde müthiş bir abartı vardır yani. Dra Güzel. dragon sözcüğün Hı -hı. içerisinde. E, çünkü zaten bir şeyleri abartarak karşı tarafa göstermeye çalışıyorsun. Hı -hı. Yani senin bana sen hayır bunu olamazsın, yapamazsın. Erkek erkektir. Sen erkek olacaksın. <laughs> i̇şte kadın sen yemeğini yapacaksın falan diye. Böyle. <laughs> tamam şey hazır demişken Şu an ailenle mi yaşıyorsun? Evet ailemle yaşıyorum. Peki abi hiç böyle ailenle komik şey daha oldu mu? Yani sonuçta Yaptığın iş ...ya yatıyorum odadan böyle baran çıkıp kostümle çıkmak gibi ya da böyle evde misafir vardır. Ya sen böyle düşünülen tam tersi. Bunu herkes böyle düşünüyor. Tam tersi. Dedim ya yani? ben, e, ben çok sakin ve sadeliği tek başıma olmayı çok seven. Hı -hı. Bir isim. Ha biraz önce bağlanacak konu. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Aynen. Abi. Aslında bana çok ters bir meslek hani şaşaa gürültü. Ben buradan tamamlıyorum galiba bunu. Hani drag bir drag queen de... Bir drag queen olarak kendimdeki bu eksikliği buradan açığı tamamlıyorum. Hı, -hı. Herkes evet öyle söylüyor. Benim en son bir belgesel çekimine gitmiştim. Orada söylediler. Hani evde de çekim yapalım. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Falan. Ya ben sabah kalkıp kahvesini yapan akşama kadar işte hani film dizi ya da kitap neyse. Evet herkes diyor sanki bütün gün öyleymişsin gibi kahve şey içerdiyim hani böyle duvara evde, mı tırmanıyorum, amuda mı kalkıyorum evde yani götümde çay mı demliyorum nasıl bir beklenti oluşuyor ya, o burada. O böyle melemen yiyorsun pazar sabahı falan. Tabii tabii evet yani <laughs> hani mutlaka stringle falan dolaşıyorsundur bir kere zaten <laughs> erotizm mutlaka <laughs> var işin içerisinde çünkü ahlaksızlık var yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Eee karşı tarafa böyle yansıyor. Halbuki tam tersi. Yani hani onu bir yerden dediğim gibi galiba bu şekilde dengeliyorum bunu. Yani Hı -hı. daha sade bir. Yer. Peki genelde mi böyle sen mi böylesin? Genelde böyle Ya yani ben daha tek başıma. böyledir abi evet yani. Düşünce Bir yani nasıl... hayat nasıl? Günlük nasıl evet. nasıl, pazar sabahı kahvaltıda taşıyabilirsin. Siz ne yapıyorsunuz yani? mesela? Yani ne? Hani ben de bu ben durumda... de evde aşırı makyajla otururum. <laughs> ben de öyle dengeliyorum Bakkala çünkü. böyle giderim ama. Bakkala böyle değil mi? Akşamları normalim falan. <laughs> Bu ekstra marjinallik oluyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar marjinal <laughs> ben de <öyle> değilim. <laughs> ben geleceğim. ben marjinal sanıyordum falan diye. Okey abi o zaman şimdi seninle ilk oyun kısmımıza geçiyoruz. Geçelim. Hazırız. Geçelim. <laughs> Mükemmel kutumuz geldi. Bunun için abi şimdi sırası ile birer tane kart çekiyoruz. Ve birbirimiz hakkında tahminde bulunuyoruz. Bilen bir puan kazanıyor. Tamam. Mesela ben başlıyorum göstermek için. Oğulcan istediğini elde etmek için yalakalık yapmıştır. Yapmışsındır. Yapmışımdır. Evet. Zaten hayat böyle işliyor. Işte, Kişi böyle... kendinden bilir işiydi. <laughs> 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 evet ama yani sonuçta. Evet bunu bir noktada yapıyorsun. Herkes bu sektörün içerisindeysen mutlaka. Evet özellikle medya ve <laughs> eğlencedeysen. Şey filmde yaşamıyoruz yani böyle çok hu gidip ben, ben bunu yapacağım diyorsun. O da diyor ki aa. Kardeşim <laughs> tabii falan. Yani azıcık göt yalıyorsun bazen. Evet yani. evet ben de sahne düzeninde hazırlığında falan onu patrona yapabiliyorum. Yani senin gibi bir adama böyle bir şey yakışır mı ya böyle bir sahne <laughs> Değil mi? gibi bir sürü sıra sıra gelen yalakalıklar <laughs> ve yalanlar var çok var. Var var. Evet. Baran hiç aktif olmamıştır gibi bir şey çıkarmış. <laughs> Cahil, sıkıcı ama zengin olmaktansa farkında, eğlenceli ama fakir olmayı tercih eder. <laughs> Evet. Evet. Önce olsa evet verdim lan. parayı da istiyorum ben ya. Yani hmm, Parkındalı, eğlenceli ama zengin olma tercih ederim. Hayır, ikisinden biri. Ha ikisi evet sen dedin. Doğru. Değil mi? Olcan evcil hayvanıyla oynamamak için uyuyor taklidi yapmıştır. <laughs> Yine kendim mesal. <laughs> yapmıştır ya. Yaptım. Evet. Yaptım. Ya kendi evcil hayvanım değil mi? Kız arkadaşım evcil hayvanıyla yaşıyordum. Hani yorgun oluyorsun ve şey oluyorsun ya sen de yaptın. <laughs> yani. Haydi yani sanki de. bunu muçu anlıyormuş gibi Muç'u kedim bu arada. Aha. Sanki bunu anlıyormuş gibi bir de yaptım ya, Çok ciddi yapıyorsun değil mi? Evet ya. <laughs> sanki, ya. <laughs> sanki böyle insan ve anlıyormuş falan gibi. Hiç bazen şey oluyor mesela uykunun çok güzel anında maması bitmiş ya Muç'u o mamayı almadan ya, asla hani bir dakika dahi geçirmez. Aha. Bütün evi ayağa kaldır yani. Sesler geliyor ben. Hiç kıpırdamıyorum ayak parmağımı bile oynatmıyorum çünkü o titreşimleri müthiş şekilde görüyorum yani nasıl bir mercek varsa gözünde e, bunu yapmıştım da, evet. <laughs> Çok iyi. Yapıyorum. Son kartımız sende abi. <laughs> Aldatmıştır. Aldatmıştır ya. Hayır aldatmadım. <laughs> Hiç aldatmadım mı? Çünkü e, aldatacak kadar ilişkim olmadı öyle söyleyeyim. <laughs> Aynısını diyecektim. Aldatmak yani yani bir öyle. süreç. Evet. Benim şey aldatmam lazım yani. Bugün sevgili olduk yarın aldatmam falan lazım. Ama bunu düşündüm, yani bunun üzerinde durdum. Yapar mıydım? Hatta baya böyle şey imgeledim yani Hı -hı. durumu. Yok yapmazdım herhalde. Çünkü ayrılıp yapmayı tercih ederdim. O daha bir yorucu Hı -hı. süreç olacak ya benim için. Hı -hı. Ben o kadar şey strese girmeye bünyem alışkın değil <laughs> ya. Herhalde Hı -hı. yapmazdım diye düşünüyorum. Güzel. Ben o zaman bilememiş sayıyorum. Bitti mi sorularımız? Bitti. Atıyorum. Bu turu kaç kaç tamamladık? Bakarız. 2-1 mi? Bana önde. Güzel. güzel. <laughs> Konuğuma yenilmeyi sevmiyorum. Öyle bir ego ile çıkıyorum bu yarışmalara. Ama birazdan kaç para oynayacağız. Benim en sevdiğim oyun. Ben Şaz... kaç kaç olduğumuzu bilmiyorum mesela. Hani bir an, yarış yapılıyorsa. Şu an 2-1. Ha okey tamam. Bana telefondan bir tane şey okur musun? Not. Ya böyle komik bir şey olabilir. Güzel bir şey olabilir. Böyle niye yazdığını bilmediğin bir şey de olabilir. Hmm. Adını hatırlayan son kişi öldüğünde hiç doğmamış gibi olacaksın yazmışım. Ama Aa, bunun bunu, abi. niye yazmışım bilmiyorum. Büyük ben filmde falan gördün. <laughs> <laughs> ne, var, ne var? Ben bunları bayağıdır açmıyordum. 3 metre tulum kumaş yazmışım. <laughs> yani, kabare sandalyesi demişim. Güzel. Ben de abi şöyle bir notum var. Bizim bir tane arkadaşın babası var. Tam böyle şey... Ege'li bir esnaf böyle şey alsatçı. Şivesi, hareketleri falan bomba. Ya yani inanılmaz lafları var adamın. Şu lafı duyup ilk ondan duymuştum. Belki duymuşsundur. Böyle şey yaparak söyleyeceğim. Sekreteriyle yatan çayını kendi doldurur. Doğru. <laughs> 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 çok iyi değil mi? <laughs> evet. Bu şey gibi ya. Kızılcık şerbesinde şimdi Abdullah'ın Alev'le beraber, beraber olması gibi izliyor musunuz? Bilmiyorum Yok. bu arada. Da. İzleyen çok kişi vardır. Evet. evet. O anlayacaktır. Evet aynen Gerçekten öyle. Evet. Mesela bunu böyle mi bir metafor olarak kullanıyor aslında bütün hayata yani böyle altındaki insan öyle bir şeye girersen evet. iş yapmaz falan bağlanıyor. Ama bunu alakasız yerlerde söyleyen bir adam. Yani Adamı şey buna göre at. Evet. <laughs> Ve bunu öyle yerlerde söylüyor ki bu adam şey oluyorsun izlerken. Bir şey söylüyor, bunu söylüyor falan. Falan oluyorsun. <laughs> ya da bir anda gülmeye başlıyorsun falan. <laughs> Baran. Buyurun benim. Baran abi. Abla. Ne, ne is demek abi. istersen. İstediğin diyebilirsin. Ab abla. <laughs> Olur abla. Drag Queen. Var mı sende bir şeyler? Drag Queen bak bu da mesela dilde düzeltmesi gereken bir şey. Hmm. Ee, drag Queen, Drag dediğin zaman şeye giriyor, uyuşturucuya giriyor Zaten galiba falan. Seyit öyle anladın sanırım. Dolayısıyla hani şey. Yani, Yok mu? Uyuşturucu pişiriyormuşum gibi bir şey olmuş. Yani, gibi. Sen konumuzdan bir şey mi tedarik etmeye geldin? Drag Queen canım. Ayla yazılıyor yani Seyit'in. Birazcık mutsuz ettik, boş göndereceğiz. Evet, şimdi. evet. Tabii. Eksik gelmişsin bu arada hazırlanmamışsın. Şimdi seni böyle yerle bir edeyim mi ben? <laughs> Herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde bulundun mu? Evet. Ne anlatır mısın biraz? Ee, sosyal <laughs> sorumluluk projesine dahil olmadım. Sadece bağışçı oldum öyle söyleyeyim. Aa olmuşumdur ya. Niye olmadım dedim ki ilk, ilk aklıma o geldi için onu söyledim. Ee, evet oldum. Tema ile oldum. Peki benden drag queen olur mu? Yani ben senin bir sahnene çıksam gösteri yapsam. Sende şey vibe'ı var daha çok. Böyle hani e, porno sitelerinde bir Fakt kategori o. vardır ya. Sugar Mommy kategorisindeki. O eve gelip şok içerisinde e, işte bir e, <laughs> ablayla karşılaşmış bir tip var. Öyle bir tip. imaj veriyorsun bana. Senin bir gösterinde gelemez miyim yani? E değerlendirilir. Tamam. İşte bu rolü üstlenebilirsin mesela. Tamam. O zaman ben sana mail adresimi yazıyorum. Tamam. Yalnız bütçeler öyle çok Yüksek değil, söyleyeyim. Öylesine geliyorum. İlk bütçe sizde gelirim. Altın bilezik gibi onun için, aynen. Aha yok, sen ödüyorsun zaten. Ben yani, ödemiyorum. Ben <laughs> evet. Bana dahil olmak istediğin için sen ödeyeceksin. Sahneye çıkacaksın. Hmm, tamam. Kabul ettiysen okey. <laughs> Yalnız kurt, <laughs> pesimist adam. 18. 18 ne oluyor, santim mi? Kusura bakma abi Seyit için. Böyle her hafta gelip bir şey sorular soruyor, bir şeyler istiyor çok şeker. istesin istemekle bir şey kaybetmez. Sahne bir yanına alırsan bir gün. Her bir... ne istiyorsan bana gelebilirsin diye. <laughs> çekinme. Çekinme. Güzel seydim. Açık çeki aldım. İstekle geliyorsun çünkü ben de senin isteğini karşılıyorum. Güzel. İyi bir insanım ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi seydin dediğinden şöyle aklıma bir şey geldi. Bu şey işte çok karıştı ya artık. İşte cinsiyet tanımları, insanların kendini nasıl tanımladığı, farklı farklı bir sürü başlığa bölündü falan. Bu konuda ne diyorsun? Mesela birine mesela, abi demek, abla demek, bir şey dememek. Bu işlerin bu kadar zorlaşmasına ne diyorsun? Yani takip etmesi de çok zor. Evet. Zaten diyorum, ben sana hazırlanırken, sen konuşurken abi ne haber abi falan diyorum ya. Hı hı. mesela abi denmesine hoşlanmıyor olabilir dedi. Dedi ki ben Misna e yani en yakın kız arkadaşıma da abi ne haber diyorum. Evet. Ya böyle o kadar artık komplike bir şeye geldi ki insan tamamen uzak durmak istiyor. Ya biz sen <laughs> arkadaş olduğumuz için tabii ki öyle bir şey yok ama yeni biriyle tanıştığım zaman ben çok geriliyorum. Ee, benim çok takıldığım şey de yani mesela şu an yeğenim oldu 2-3 iki, iki, hafta önce. Evde şey vardı annem dedi ki şimdi bu sana amca mı diyecek? Aha. Ha, mesela e, evet. İşte evet kardeşim diyor ki oradan e, sana hala mı desin falan. Tabi bu esprili dönüyor kendi aramızda. Senin tercihin var mı? E, ben ismimle hitap etmesini isterim. Hı -hı. Yani çünkü ben de kendimden yaşça büyük insanların çoğuna e, ismiyle hitap ediyorum. E, bir de bu kişinin şeyiyle alakalı hani beyanıyla da alakalı ya. Hani Hı -hı. ben böyleyim ve bana böyle hitap edilmesine hoşlanıyorum diyorsa bir kişi... ...ve sen bunu biliyorsun öyle hitap edersin Hı -hı. ama evet. anında yazmıyor ki. Hı -hı. Hani nereden bileceksin bunu dolayısıyla... Biraz kendini bilen insan zaten kaç tarafın o samimiyet çizgisine gördüğü için çok da kafasına takacağını ya da dert edeceğini sanmıyorum. Bazıları ediyor bunu obsesyon olarak <laughs> adlandırıyorum ben. E bazıları evet çok da ters çıkabiliyor. Yani. Evet yani evet. Mesela abi diyorsun işte abi baban. Evet yani evet. Yani ne bileyim işte. Evet yani ne yani. Ne diyeyim yani evet. hani. Zaten çok karışık çok fazla şey var ama ben Abi de hepsine hakim harbiç. değilim bu arada ben sadece kendimle olan kısmıyla hı hı. ilgileniyorum açıkçası ilgilendim daha doğrusu ve orada kaldı ee, çünkü şey bir yerde şey var insan ait olmak istiyor ya sırf o duygudan o istekten sebep Ha ben buymuşum dediğin noktada bu sözcükler terimler senin işine yarıyor aslında yani seni tanımlıyor ve sen kendini tanımlayabiliyorsun. Bu noktada bir rahatlama da sağlıyor kişide. Hı -hı. Yoksa karşı taraf için değil aslında bunlar bu tanımlamalar. Hı -hı. Sen ne görüyorsan işte ilk önce abi demek geliyorsa içinden abi de bilsin. Ya da çok tedirgin sen bununla alakalı bence şey falan. sayınla başla yani mesela ya zaten demek ki bak bu kadar şey eklenmiş, halledilmeyen başka mevzu var yani bu hitap şeklinde. Herkesin aynı şekilde hitap edilecek bir takı gelirse çok hoş olur yani hani sayın ay doğmuş gibi. Hı -hı. Çok ütopik bir şey bir Türkiye için tabii. Ah, tabii canım. <laughs> Filmde bile olmaz. <laughs> evet, evet. Filmde abi. bile olmaz. fantastik Aynen. film değil. Evet, Keserler evet. falan. Bu kıyamet senaryosunda bile yok yani. <laughs> abi evet. Ama güzel bir yere geldin evet. Bu Lubunya dili mi? Bir evet, evet. Bu Lubunya dili ve edebiyatında. Aslında çıkış amacı bu insanların kendini tanımlayacak yeni cümlelere ihtiyaç duyması değil mi? Yeni kelimelere ihtiyaç duyması. Evet. Sanki içinde birazcık da şey var mı? Toplumun tırnak içinde bağnaz dediğimiz... O kısmı da anlamasın. Ya yani bizi bir rahat bırakın. Biz kendi aramızda kendi dilimizi geliştirelim. Siz zaten Queen şey sözcüğü bu bu şekilde ortaya çıkıyor. Kendi aralarında kullandıkları bir dil var hmm. ve buna e, ilaveten kendilerine koydukları birer nickname var. Hatta böyle yerleşiyor. Ee, evet. Lubunya'ların olduğu yerde zaten yani. E, <gülüyor> zaten <gülüyor> anlamayacağın çok bir... şey olabilir ya. Yani. Ha tamam işte. Evet, çok şey olur. Çok, çok zekice bence. Mutlaka anlamayacağım bir şey olur. Çünkü yani, oturup mal gibi seni dinleyip eleştireceğine bir lügat bir şey geliştiriyorsun. Ve böyle anlıyor yanında böyle durup geçiyor falan. İnanın ya yani kendi aramızda da. İhtiyaçtan hani... doğduğunu çok iyi anlıyorum. Evet yani. evet. Zaten bu arkadaşlık ilişkilerinde de oluyor. Yani iki Lubunya'nın arkadaşlık ilişkisinde de oluyor. Hı hı. İkisi anlıyor sadece. Diğer Lubunyalar bunu anlamıyor. Yani daha da geliştirilebilir yani. <laughs> evet evet. Fantastik bir evrene doğru. Tabii canım çok bazı mesela kelimelerin harflerin yerini değiştiriyorsun anlaşılmayacak şekilde. <laughs> Onu anlamıyor mesela. Halbuki sadece harflerin yerini değiştiriyorsun. Yani sürekli geliştirilebilir <laughs> ve değiştirilebilir. <laughs> <şu an. gülüyor> çok iyi ya. Evet bu güzel bir şey. Çünkü e, mesela Marmara'ya bindin diyelim. Yandaki için bir şey söyleyeceksin. Bunu pat diye söyleyemiyorsun. <laughs> i̇şte ne bileyim dersin ki e, altım gerime alıktı dersin yani. Ne, ne Altım gerime alıktı dersin. Yani o altımda yanımdaki adam bana hani ilgi gösteriyor anlamına geliyor hmm. bir yerde. Ee, çok işe yarayan, çok müthiş bir alternatif denilebilir Lubunca. <laughs> Lubunca diye bir şey var mı? Lubunca evet. Hmm, çok iyi. Evet bu yerleşiyor. Yerleşti. Çok iyi. Var ya yani Lubunca olmayıp da Lubunca konuşan çok insan var. bazen var ya orada kelimelerin Alınıp kullanını çok görüyorum aslında. Tabii tabii. Tarafında. Şey bir sahilde yürüyordum ben arkadaşımla. iki tane çift geçti. But but yapıyor <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> But şey but, but diyor hani ben biliyorum sizin dilinizi. <gülüyor> 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 but mesela güzel ve But büyük mi? iyi. <laughs> hani mesela yani işte simiyası but diyorsun falan. Büyük diyorsun yani ha, falan. Ha okay, <laughs> <laughs> Çok iyi. Çok değiştirebilirsin. Bu arada tek bir sözcüğü şey yapabiliyorsun. Birçok yerde kullanabilirsin. İlla, o but büyük anlamda olmayabilir. O butu hmm. kötülük olarak da kullanabilirsin. Yani but madilik yaptı. O madilik sözcüğünü büyütüyor. Ha, büyük madilik. <laughs> evet. Nicelik katabiliyor. Nitelik de katabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok çok kapsamlı, geniş. Çok sevindim. Evet. Sana da öğretirim bunlardan birkaç tanesini. Evet, birkaç kelime alayım mı? Öne, yani. Önemlerini öğretirim. E, Podcastte falan satarım arada. Net. <laughs> evet. Değil mi? Evet. Evet, şimdi seninle. Bizim ekipler tane ürün gösterecek. Fiyatlarını tahmin etmeye çalışacağız. Ben bu oyunu çok seviyorum. Aa evet eğlenceliymiş. Çok eğlenceli. <laughs> Hayatımız zaten bununla geçiyor ya bir şeylerin fiyatlarına. evet kaç ya. Oldu, abi yine mi geldi falan. Hayır Watson's daha pahalı gibi bir şey oluyor. <laughs> evet. Ürünümüz ne marka bu? Philips kahve makinesi. Philips kahve makinesi. Ben aldığımda bunu 250 liraydı. <laughs> Kendine saklayamaz. Sana göstermiyorum. Bana gösterme. 1650 dedi, 750. Ben bildim. Evet. Bir, <laughs> <laughs> bir fabrika. <falan gülüyor> Diğer ürünümüz. Saklama kabı. Aynı zamanda iyi bir eş ha. ve <laughs> kür kür marketing. Kür, <laughs> kür yalan, bunca Ha kür marketing mi? Kür, kür marketing. marketing, evet. Bu kür marketing kablarına o zaman fiyat hmm. tahminim. Ben buradan devam. Oha. Evet. Senin hak ettiğin para bu. Oha. <laughs> evet, Oha. Evet. Satıcıya baksana baran yükselme yazıyor. İşte bu <laughs> mesleki kaşarlıktan geliyor biliyorsun. Hani bu kumaş şurada paldır falan gibi matematikle yani. geçtiği için hayatın. Böyle bir tahmin olamaz yani. Bu ürünümüz bir ne Huawei. bunun markası? Huawei. Huawei Japon muydu? Huawei Çin. Çin, Çin miydi? Çin. Ama Çin'in sağlam markalarından. Dandiklerinden değil. O yüzden... Türkiye'nin ucuzlarından ama. Türkiye'nin ucuzlarından. <laughs> Bir pirana değildir herhalde ama yani. <laughs> pirana değil. Ee, ben sana... Pirana CD çalar falan yapıyordu değil mi? Ne, her şey yapıyordu ya. Çok iyi Izgara yaptı. Yani çok alakası şeyler birbirinden. Kaç dedin? 650. Ben 1900 dedim. 3 Wow, ya. beni yanılttın. <laughs> beni yanılttın Huawei. Ve indirimli hali 3'müş. Bir de, ha o kür işte. Yalan. O yalan evet. Ve son ürün. Nedir bu? İkili ha, mi? İkili mi? Tekli ve ikili çok önemli çok biliyorsun. Önemli. İkili. Sünger Grup dili. diyorsun. Klasik <laughs> değişik <gülüyor> ürünler var ya. Ben 120 dedim. 233 dedim. Işte. <laughs> Abi nokta bilirsen deliririm. Kaç? Aa 92 sen <laughs> 92. Beraberiz. Şu an 3-3. Bir tane bonus ürün. Aa 92 sen 92. Beraberiz. Şu an 3-3. Şu an 3-3. Bir tane bonus ürün. Yine nefesler tutuldu. <laughs> Final turu bademli Antep rüyası. 300 gram mı dedin? Ha şu ürün. Mutluluk veriyor mu bana ondan bahset. Vermiyor. Bu mutluluk veriyordur ya. Bu ararsam açmayın bir havası var. Ha. Bu böyle bir gece 12'de ne yapıyorsun yazdırır. Doğru evet bunun için yani şehir dışından sipariş verenler var. Ee... <laughs> Ona yani bir kilo baklavanın bin küsür lira olduğu bir dönemde olursak fıstığın da pahalı olduğunu ve onun bezelye olmadığını hesap edersem ben de ona bir 800 TL'yi yapıştırırım. Kaç? 800 mü? Evet. Ben 400. Bu oyun burada kopacak. Dı dıp, dıp dıp. 112 mi? <laughs> <laughs> bu manyak mısın? Bu tezgah üstüne satılan bir şey o zaman. Bu uyarmaz, bunlar. Bu yenmez ölürsün bununla. boya fıstık değil bence fıstık de. boya bu, falandır o. Evet. Antep rüyası bir de onu bir de öyle süslemiş yani. Hani Antep rüyası. Peki Antep'in On... bundan haberi var mı? Falan bir ürün yani. Ya yiyince rüyanda Antep falan mı görüyorsun? ne <laughs> demek fazla. istiyorsun mesela orada? evet, orada? Tuvalette ağlayarak yani sıçarken Antep diyor. Ne demek araya. istiyorsun? Kazandım adaletsizce. Tebrik ediyorum. Ne demek? Ne demek efendim? Mutlu oldum kazandığıma. Harika. Kolpa bir neydi? Kür, kür, marketing. Ha, kür, kür, kür marketing, kür kür marketing. Evet. Kür fıstıkla kazandım. Evet. Kür fıstık birine kazandım. Kür fıstık demek ki bezelyeymiş o bu arada. <laughs> Gerçekten. Onun içmere şikayet edeceğim. Ediyor musun değil mi? <laughs> ben sizi oyun kaybettim falan. Deliriyormuşsun musunuz falan. <laughs> evet abi kazandım ve programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz şey açmıştık. Baran Yüksel'e ne sormak istersiniz diye. En çok gelen soru YouTube'a ne zaman dönüyorsun demişler. <laughs> Var mı böyle bir şey? Siz benim yerime dönün olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ya, Hop döndüm falan. Kötü bir bunu, şey. bunu çok söylüyorlar, soruyorlar. Ee, tabii benim cevabımı duymadıkları için sürekli karşılaştığım soru haline geliyor bu yani. YouTube'a dönmeyi şu an için düşünmüyorum. İleride böyle çok istediğim böyle bir şey olursa yani hani hmm. içerik olarak çok istediğime beni cezbedecek bir şey olursa okey ama daha önce yaptığım bir şeyi tekrardan yapmak yani istemiyorum. Dönmüş olmak için dönmeyeceğim. Evet dönmüş olmak için dönmeyeceğim. Çünkü e, ayrılmak için çok çok sebeplerim vardı. Onlar böyle hani 10 tane 20 tane şey diye böyle baya baya sebebi var. Tek başıma yapıyor olmanın en başta onu söyleyeyim bari. Her yerde bunu söylüyorum. Çünkü detayda boğmayayım. Tek başına bu işi yapıyor olmak çok zor. Mutlaka bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Mutlaka bir destek görmeniz Çok gerekiyor. Zor, ve ben YouTube yaparken haftanın 3 gününü dolu dolu veriyorum. Yani hani hiç boşluk yok dinlenmeden dolu dolu 3 günümü veriyorum. Çünkü her şeyle ben ilgileniyorum. Montaj, hazırlık, içerik üretme, çekme, kontrol yani her şey. Bu da beni yordu ve bunun karşılığında hiçbir şey görmediğim için falan filan gibi gibi bir sürü sebepleri var yakın yani. Yakın zamanda dönmüyorsun. Evet Özgünüş dönmüyor. Millet, yakın Aynen öyle. Aynen. Samimi bir iş gördüğümde e, olabilir ama. Peki abi şöyle çok dümdüz bir soru gelmişti. Onu ben toparladım ama sonra toparlamaktan vazgeçtim. Sadece gay olamaz mı? Diye sormuş birisi. Sadece? Sadece gay olamaz mı? Olamaz. Yani şey gibi sormuş Demek şey istemiş herhalde. sanki. Hayır yani drag queenliğine gerek vardı. Sadece eşcinsel olsaymış gibi böyle. Şuna da karşılaşıyorum çünkü ben ya. <laughs> keşke gay olmasaydın. <laughs> abi çok saçma. Gay olmasaydın yani. seni sanki yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, evet. Eee işte, insandaki değil, ya. Kadınlar kibir mı? Ve... Kadınlar mı diyor bunu? Hani keşke ev olmasaydın evet, çoğu zaman evet çoğu zaman. Çok Erkek cool. olsan seni kesin beraber olur ben de zaten seni bekleyeceğim yani. <laughs> Peki ya ben hani falan. Egoya geldi. Evet, abi, Müthişler. Müthiş. Süper abi son bir sorun var. Herkese soruyoruz her hafta. Google arama geçmişine göre sana birini bulsak o kişiyle olur mu? Tamam. Okey olur musun? Olurum. Yoklukdayım hmm. yokluktayım <laughs> ihtiyacım var, şey ihtiyacım. Evet, yalnızlık kısmına bu da dahildi zaten evet. Hani e, yolunu unuttum neresiydi? arkadan mı işiyordum falan dönecek artık yani. Evet, bunu kesinlikle hiç önemli değil. İki kadehe bakar ben sarışo <laughs> Potansiyel şey, artıyor. Bir, yani. bir şey değil. Tabi tabi. Kartela genişliyor biraz. <laughs> kesinlikle abi, benim, de, benim de. Hiç önemli değil. Abi ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten geldiğin için çok mutluyum. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Yaptığın şeyler evet. için. TEDx'den bu yana çok mutluyum. Ben de ben de abi. Sen de Zuhat'ı da Seyit'i de iki tanımışım. Karşılıklı. Kesinlikle karşılıklı abi. Okey o zaman. Harika. Kendinize iyi bakın millet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.